zamandır şuuru kapalı? Yaklaşık 20 dakikadır kalp masajı yapıyoruz. Kaza yerine gitmemiz 10 dakika sürdü. Yani eksi sayılır. Biz öldü diyene kadar öldü sayılmaz Hasan. Hasta senin. Ama bu adam ölmüş. Bildiğin tüm yolları denedikten sonra öldü diyebilirsin, anladın mı? Şimdi git. Öteki yaralıyı da getiriyorlar. Hızlı hareket edin. Ne yaparsam yapayım ölü bir adamı diriltemem ki ben. ...52 yaşında erkek. Yaya çarpan arabanın şoförü. Sistolik tansiyonu 80. Taşikardi var. Nabzı 138. 2 litre mevcut ringer laktat çözeltisi verildi. Tansiyonunuz da düşüyor. Ameliyathaneye haber verin çabuk. Dışarı çıkar. Kabızsız ventriküler taşikardi. 200'lükleyim. 200 jül. Çekilin. İki ampul adrenalin ve atropin verin. Tamam. 300 jül. Boşu boşuna uğraşıyorum. Karaciğeri zaten kötüymüş. Organ nakli listesindeymiş. Karnı sert. Elinize sürmeyi. Suat Bey'i çağırın. Tamam. Tansiyonu hızla düşüyor. B negatif nerede? Nabız fuziform. Evet, hastaya CPR'a başlıyoruz. Ambu. Hadi hadi hadi. Hava yolunu kaçırma, nöbet geçiriyor. Elini kıracak. Talim! Dişleri kenetlenmesin. Çabuk epanotin verin. Çabuk! Çabuk! İntrokardiyak adrenalin iyi yanıt veriyor mu? Hayır. Tamam o zaman. Ölüm saatini söyleyeyim mi? Sırada ne var? Ölüm saatini söyleyeceğim. Onu kurtarmak için dedim. Perikardiyosentez mi? Aferin. Yap o zaman. Perikardiyosentezde ne durumdasın? Kalp zarını geçtim. Boşalt sıvıyı o zaman. Kalbi hala atmıyorsa giriş yerini kapat. Ölüm saatini bildir. Ne var, saygısızlık ettiğimizi mi düşünüyorsun? Daha da fazlasını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir insan buraya geldiğinde ölmüşse veya ölmek üzereyse bile niye onunla ilgileniyoruz? Tecrübe edinelim diye. Hayır. Başka bir sebebi var. Sen düşüne dur. Elbet aklına gelir. Ölüm saatini belirtmeniz lazım. Evet. Ölüm saati 15:30. Bu yaptığımız bence doğru değil. Bazen yapacağımız bir şey olmadığını kabul edip insanların huzur içinde ölmelerine izin vermeliyiz. Niye bu kadar uğraştığımızı hala anlamadın değil mi? Elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak için. Geceleri rahat uyuyabilmek için.
Ama en önemlisi hastanın ailesi geldiğinde onların yüzüne utanmadan bakabilmek için.